Rüya çalışmalarına devam ediyoruz. Sembol, simge terimlerini çok kullanıyoruz. Rüyada simgeselliğin yeri nedir diye soracak olursanız, rüyaların neredeyse tümüyle simgelerden, sembollerden kurulduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle bunlardan oluşmuş bir rüya dilinden bahsetmek hiç de abartılı olmaz. Rüyaları gerçekten anlamak istiyorsak bu dili, gramerini öğrenmemiz, anlamamız gerekmektedir. Burada aklımızda tutmamız gereken birkaç önemli şeyden bahsetmek istiyorum. Birincisi, rüyadaki her şeye, kişilere, hayvanlara, bitkilere, renklere, kıyafete, ortamlara, yerlere, nesnelere, kısacası her şeye birer sembol gibi yaklaşmalıyız. Sembol derken kendinden başka bir şeyi gösteren bir şeyi kastediyoruz. Örneğin rüyadaki kedi gerçek yaşamımızda eşimizi veya başka birini anlatıyor, gösteriyor olabilir. Diğer bir önemli nokta da şu: sembollere herkes için aynıymış gibi genel geçer bir gözle bakmamalıyız. Rüya tabiri kitaplarının yaptığı en büyük yanlış budur. Eğer rüyalarımızı ve hayatımızı gerçekten anlamak istiyorsak, bence yaptığımız ilk iş o kitapları kaldırıp atmak olmalı. Rüyadaki simgeler her zaman aynı anlamı içerir mi? Evet, işte tam olarak da bunu söylüyoruz. Söylediğim gibi rüya tabiri kitaplarındaki simgelerin, sembollerin anlamı her kişi için ve her zaman için sabittir. Halbuki rüyadaki semboller kişiden kişiye değiştiği gibi aynı kişide zaman içinde de değişebilir. Rüyaları anlamak istiyorsak bunu aklımızda mutlaka tutmalıyız. Şöyle demek istiyorum: simgelerin anlamını, sembollerin anlamlarını gören kişinin algısı mı belirliyor? Evet, işte tam da söylemek istediğim bu. Mesela kedi sembolünün anlamını rüya gören kişinin algısı belirliyor. Kedi ile ilgili algısı, duyuları çok farklı insanlar görürüz çevremizi. Kimisi kediden korkar, kimisi pek aldırmaz, kimisi sevimli bulur. Kimisi de sanki hayatını kedilere adamış gibidir. Şimdi kedi sembolizmasına ele almışken, elinizde en fazla 4 farklı tutumda insan sınıfı var olduğunu görüyoruz. Kediden korkanlar, aldırmayanlar, yani ne korkan ne seven anlamında, kedileri sevenler ve sanki hayatını kedilere adayanlar. Şimdi tüm bu insanlar için rüya tabirleri kitaplarında yapıldığı gibi kedi sembolünün aynı anlama geldiğini iddia etmek doğru değildir. Hatta
Daha da ileri giderek şunu da söyleyebiliriz. Bu sembolün anlamı aynı kişide bile zaman içinde değişebilir arkadaşlar. Rüya kitaplarının rüyayla hiçbir alakası yoktur, yararı yoktur. Daha da önemlisi, rüyayı anlamaya zarar veriyor. Bu kitaplardan birini elinize alın ama paranıza ve zamanınıza yazık. Sakın satın almayın. Herhangi bir sayfasındaki bir sembolün karşısında yazanlara bakın. Orada yazanlar tüm insanlar ve tüm çağlar için geçerlidir. Kendi iddiaları bu tabii. Yararsız, zararlı, ezbere şeyler. Yani bu kitaplar herhangi bir sembol için rüyayı doğru anlamanın önündeki en büyük engel diyebilirim. Dediğim gibi satın almayın veya elinizde varsa da kaldırıp çöpe atın arkadaşlar. Demin de ilk videomda anlattığım gibi evrensel semboller vardır. Herkes için ve her zaman için geçerli olan semboller vardır. Onların açılımını verdim. Bu semboller tabii ki herkes için ve her zaman için geçerli olan semboller vardır. Rüyalarla uzun zaman ilgilenince anlamı hemen herkes ve her çağ için geçerli olduğunu düşündüğümüz bazı semboller olduğunu fark ediyorsunuz. Ama bunların sayısı oldukça az. Birinci videomda bunları söyledim. Bu sembollerin herkes ve her zaman için aynı anlamı taşımasının nedeni de ortak insan fizyolojisidir. O takdirde genel geçer sembolleri bilmek rüyayı anlamak açısından yararlı olabilir mi? Bana sorarsanız en azından rüya analizine yeni başlayanlar için rüya sembollerinin genel geçer anlamlarına kafa yormaktansa hiç bilmemek, taze hatta boş bir zihinle rüyalara yaklaşmak daha iyi olur. Hani onları cepte tutun demiştim. Evet, onları cepte tutun, çok sıkıştığımızda başvuracağımız bir konu olsun. Çünkü o bilgiler aslında bir perde olup rüya görenin açıklamalarını işitmemize engel olabilir. Deprem rüyası gören bir kişinin hayatında bir sarsıntı olduğunu ve bunun fiziksel olmaktan ziyade duygusal bir sarsıntı olduğu ihtimalini düşündürür genelde rüya. Ama rüyanın diğer ayrıntılarını dinlemez isem bu sarsıntının hayatının hangi alanında yer aldığını ve onu ne ölçüde etkilediğini anlama şansını kaybederim. Mesela birisinin deprem rüyası eşiyle ilişkisinde bir sarsıntıya işaret ederken, bir diğerinde iş arkadaşlarına karşı duyduğu bir güven sarsıntısını anlatıyor olabilir. Yani rüyada deprem eşittir uyanık hayatta duygusal sarsıntı demek en azından oldukça eksik bir bilgidir arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.